Medya Haber'den merhaba. Özel programla karşınızdayız. Türkiye ve Kürdistan'ın öne çıkan başlıklarını konuşacağız. İşgal saldırılarını ama diğer taraftan da özellikle HDP'ye dönük hesap, plan ve girişimleri ve yine HDP'nin bu anlamda yürüteceği politikaları bu ay içerisinde açıklanması beklenen deklarasyonu da konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. HDP Elik Milletvekili Ayşe Acar Başaran, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine HDP Ahmet Milletvekili İmam Taşçıer, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Hemen müsaade ederseniz önce Sayın Başaran'la başlayalım. Hafta sonunda, pazar günü Hollanda'da yapılan Kürt Kadın Çalıştayı'na, Avrupa'daki Kürt kadınlarının geniş bir biçimde katıldığı ulusal birlik ve işgale karşı işgal saldırılarının da tartışıldığı bir çalıştaya katıldınız. Doğrusu evet, televizyonumuzda haberlerde verdik ama o çalıştayı izleyen biri olarak sizin izlenim ve görüşlerinizi almak istiyoruz. Ne konuşuldu? Sonuçta hangi kararlara varıldı? Ya da önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir çalışma planlanıyor? Evet, zaten hani bir iki gün içerisinde muhtemelen bu çalıştayın bir sonuç bildirgesi yayınlanacak ama hem dört parça Kürdistan'dan kadınların olduğu, diasporadan kadınların olduğu, farklı inançlardan kadınların da kendini ifade etme şansını bulduğu bir çalıştay gerçekleştirdik. Önceki gün zaten daha karma bir çalışta vardı, yine işgale karşı ulusal birlik perspektifiyle düzenlenmiş. Onu belki birazdan daha geniş tartışırız ama bu da benzer bir biçimde aslında bu dört parça Kürdistan'da şu anda geliştirilen siyaset, adım adım bu yüzyılda da Kürtlerin statüsüz bırakılması, yine Kürtlerin bu önümüzdeki yüzyılda da kendi topraklarında kendi haklarından ve geleceklerinden yoksun bırakılmasına karşı neler yapabileceğimizi, ya bu savaş siyasetine karşı nasıl bir arada Kürt Demokratik İttifakı'nı oluşturmak için nasıl bir rol alabileceğimizi, bunun aslında bu süreçte ne kadar önemli olduğu çok geniş çerçevede tartışıldı. Tüm gün tartışıldı. Sonucunda birçok öneri de geliştirildi. Çünkü biz bu dönem işte Kürtlerin ulusal birliğinin ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok yakından da şahitlik ettik. Aslında ulusal birlik gelişmeden, savaş derinleştiği müddetçe, Kürtlere saldırılar geliştiği müddetçe bunun en büyük yansımasının nasıl kadınlara olduğunun değerlendirmesinde bütün kadınlar ortaklaştı. Çünkü sadece Kürdistan ve Türkiye'de değil, aslında dünyanın tümünde savaşlar derinleştikçe işte Kürtlerin kazanımları gasp edilir. Kadınlar bu süreçten en fazla zarar gören ve mağdur olan kesim olur. Yani bir taraf devletin saldırıları, işte bugün Kürdistan'da yaşadığımız tablo, işte Bakure Kürdistan'da bizim yaşadıklarımız, işte her gün işte kadın kazanımlarının gaspı, cezaevlerinin kadınlarla doldurulması, mücadele edenlerin bir taraftan devletin, iktidarın saldırısı, bir taraftan da aslında savaşın, militarizmin getirdiği toplum içerisinde kışkırtılan erkeklik sonucunda her gün kadınların yaşamını yitirmesi, işte tecavüzün bir savaş aracı haline getirilmesi, işte İpeker örneğinde hepimiz gördük. Yine işte Gülistan Dokulu'nda aslında bir yıl aşkın bir sürede bir kadının kayıp olma durumundan söz ediyoruz. Yine bu savaşın aslında ilk hedefinin dört parça Kürdistan'da birbirine benzer bir şekilde ilk hedefinin kadınlar olduğu tespiti aslında bütün oradaki kadınların ortak tespitiydi. İşte Mahmur'da üç kadın katledildi. Paris'te üç kadın katledildi. Yine Rojava'da, Kobani'de üç kadın katledildi. Silopi'de üç kadın katledildi. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Çünkü direnen, mücadele eden, öncülük yapan, yeni bir yaşam perspektifini kuran kadınlar olduğu için ilk hedef kadınlardı. Şimdi sorumluluğumuz da büyük biz kadınların. Çünkü iktidar hesabı yapmayan, işte savaşın üzerinden kendini büyütmeyen ve köleliğin, ilk köle olan ulus olarak köleliğin ya da haklarının gaspının ne olduğunu en iyi anlayan kadınlar olarak bu savaşa karşı ortak tutumun, bu savaşa karşı ulusal birliğin, ortak mücadelenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu aslında geniş çerçevede şöyle, tartışıldı. Şöyle dikkat çekici bir boyut da var, doğrusu orada ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi dünya aslında bir tezatı da yaşıyor. Bir taraftan Afganistan'da Taliban'ın evi, kadını eve hapseden, kadını köle gören, kadının öldürülmesini sevap sayan tırnak içerisinde bir anlayış. Ama diğer tarafta Orta Doğu'da
neredeyse Orta Doğu'nun kaderini değiştiren bir direnişçi çizgi. Şimdi bu tezata rağmen baktığınızda Taliban'ın o barbarlıklarını görmezden gelen ama diğer taraftan da dünyayı o korkunç barbarlardan kurtaran kadınlara dönük barış saldırıları da özellikle Türkiye tarafından geliştirilen cinayetler, katliamlar, suikastları da görmeyen bir durum var. Bu mesele konferansta gündeme geldi mi? Buna dönük bir çalışma yürütmek için bir öneri gelişti mi? Ya da gerçekten siz bu tezat konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yani bu aslında bütün dünyanın üzerinde oturup düşünmesi gereken ama tabii ki uluslararası güçlerin kendi hesapları için çok da bunu masaya yatırmayacaklarını biliyoruz. Yani bu sadece işte Kürtlerin konuşması gereken bir mesele değil ya da Orta Doğu halklarının konuşması gereken bir mesele değil. Çünkü işte kapitalist dünya sisteminde bile asgari standartlarda haklar belirlenmiş. Yani kapitalizm kendi varoluşunun bile bunların üzerine kurmuş. İşte temel insan hakları, temel kadın hakları. Bunu bile yok sayan, görmezden gelen bir Afganistan ve ilerleyen süreci var. Ve dünya bundan aslında çok rahatsızlık duymuyor. İşte orada Amerika'nın nasıl bir çekilme gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Ya da işte Taliban'la nasıl bir anlaşma yapıldığını bilmiyoruz. Ya da şu anda dünya kamuoyunun, uluslararası kamuoyunun bu konudaki sessizliği aslında çok da istemedikleri bir atmosfer, bir tablo olmadığını gösteriyor. Ama sizin de dediğiniz gibi bir taraftan da Rojava örneği var. İşte karşı mücadele ederken kutsanan, işte karşı mücadele ederken örnek gösterilen, işte karşı işte dünyanın bütün başına bela olmuş bir çete örgüte karşı mücadelesini yükseltirken yıldızı parlayan ama bir taraftan da şimdi kendi yaşamını, kendi sistemini, kendi modelini, özgürlük, kendi özgürlüğü temelinde oluşturan kadınlar olunca bu sefer başka bir hal ya da işte başka bir hedef haline getirildi. Ya bu tabii ki yani işte ekemen güçlerin, uluslararası emperyal güçlerin bir kez daha ikiyüzlülüğünü de ortaya koydu. Peki. Sayın Taşçer sizinle devam edelim. Siz de kadın konferansından hemen bir gün önce, gerçi Ayşe Hanım da katılmıştı ona, platformal Dijidagir Keriye, işgale karşı platformun düzenlediği ulusal konferansa katıldınız. Gözlemlerde sizin neydi? Özellikle orada dört parça Kürdistan'dan da geniş ve farklı isimler ve çevreler de vardı. Orada izlediğiniz tablo neydi? Ve bir de gerçekten o konferansta çıkan tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kürtlerin ve Kürdistanlıların geleceği açısından. Evet, bu tür konferanslar normalde olması gereken ve daha önce dönem dönem yapılan konferansların devamı şeklinde konferanslar çok çok verimli geçtiğine inananlardanım bu konferansın. Çünkü daha önce bunun benzeri konferansları biz Ahmet'te yaptık. Ve daha üst konferansları evlerde yaptık. Yani bu tür konferanslarla diyaloğu pekiştirmek, yan yana gelmek, Kürt sorununu tartışmak. Çünkü Kürt sorunu son 100 yılda çözülmemiş dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Dört devlet arasında bölüşülen bir coğrafya, bir ülke, bir halk var. Ve bu dört parçadaki yaşayan Kürtlerin üzerindeki baskılar ya da o dört parçadaki işgalci Kürtler arasındaki diyalog, mesela Sadabat Parkı, yani anlaşmalar, mesela Sento, Bağdat Parkı gibi parklarla güçler yan yana gelebiliyor ve nasıl Kürtler üzerindeki sömürgeci ilişkilerini nasıl devam edeceğini tartışabiliyor. Savaş halinde de olsa bu konuda birleşebiliyorlar. Bu konferanslarda dünkü yani bu cumartesi günü yapılan konferansa şunu gördük. Kürtler de bir araya gelip birliklerini ortak mücadele şeklinde tartışıp neler yapabileceğini gösterdi bize. Nasıl? Dört parça Kürdistan'dan ve diasporadan katılımın tartışmaları bize şunu gösterdi ki yani Kürtler arasında bir diyalog eksikliği var. Bir, ikincisi diplomaside eksiklikler var. Bunların bir an önce giderilmesi gerekir. Çünkü milletler olsun,
yani bağımsız olanlarda olsun ve Kürtler gibi sömürgeci ülkelerde olsun diplomatik yollarla kendilerini dünyaya tanıtır, istediklerini empoze eder ya da talep neyse onu iletir. Şimdi bu toplantıda da çıkan tartışmalarda şunu gördük ki bizim diplomasi konusunda hele hele uluslararası alanda diplomasi konusunda güçlü bir hamle göstermemiz gerekir. Bir ikincisi Kürt örgütleri arasında yapmamız gerekir. Şöyle düşünün, dört parça ya bölünen Kürdistan'da dört tane sömürgeci ülke zaten var. Bu da yetmiyor. Başka bir sömürgeci ülke gidiyor diğer parçalardaki toprağı da işgal edebiliyor. Kimse ses çıkarmıyor. Ne Arap alemi ses çıkarıyor, ne dünya ses çıkarıyor, ne NATO ses çıkarıyor, ne Birleşmiş Milletler ses çıkarıyor. Nedendir bu? Kürtlerin aslında ulusal birliklerini sağlamamasından kaynaklıdır. Yani düşünün, Afrin işgal ediliyor, Serikani işgal ediliyor, Gerisbi işgal ediliyor. İlgili oradaki devlet karşı çıkmıyor. Yine Mahmur'a saldırılardan tutun da Senegal'e saldırırlar ya da yani Kuzey Kürdistan'ın kuzey kısmı Türkiye sınırının büyük bir bölümü işgal altında olmasına rağmen ne Irak merkezi hükümeti ne Kürt oluşumları ne de söylediğim ki dünya NATO ciddi bir tepki göstermiyor. Bunun tek nedeni Kürtlerin kendi aralarında örgütsüz olmalarından, diyalog eksikliğinden kaynaklıdır. Peki dünkü tabloyu izlediğinizde, daha doğrusu önceki günkü, cumartesi günkü tabloyu izlediğinizde hem partiler düzeyinde, örgütler düzeyinde ciddi bir katılım vardı, hem Kürdistanlı şahsiyetler düzeyinde ciddi bir katılım vardı. O katılımdan ciddi anlamda bu dediğiniz sorunları çözebilecek bir yeni yaklaşım çıkabilir mi ya da çıkması için neyi zorlamak lazım, ne yapmak lazım? Yani aslında katılımcıların da uzak olduğu bir konu değildi. Yani herkesin ortak düşüncesi şu, yani dört parça Kürtistan bölündükten sonra Kürtler bir olmadan, kendi birliklerini sağlamadan kurtuluşun imkansız olduğunu, yani bağımsızlıktan tutun da statüye kadar bir yani kendi topraklarında özgür yaşamdan tutun da yani işte kendi kendini yönetmeye kadar durumu Kürtler arasında birlik olmadan olmayacağını herkes inanıyordu ve bunu herkes dile getiriyordu. Ya aslında 100 yıldan bu yana bir Kürt köylüsünden tutun aydınına kadar, işçisinden tutun işverenine kadar, kadından gençliğe kadar herkes şunu biliyor ki parçalanmışlığından kaynaklı Kürtler arasında birlik olmazsa bunlar yan yana gelemeyeceği ve böl yönet politikalarının devam edeceği net herkes tarafından biliniyor. İşte bu konferansta tartışılan aslında detaylardı. Yani o bilgi birikimle gelinmişti. Detaylardı. Bu detayları kamuoyuna aktarmak ve güçlendirmek bazında alınan kararlar çok yerinde kararlardı. Bence bu tartışmalar yeterliydi ama tekrar kamuoyuna aktarılması ve güçlendirilmesi bu diplomasinin hem Kürtler arası hem uluslararası alanda genişletilmesi anlamında yani çalışmalar yürütülmesi gerekir şimdiden sonra. Teşekkürler. Yine konferans bağlamında soracağım ama burada dikkat çekici bir durum da var. Aslında İşgal Karşıtı Platformu'nun düzenlediği konferansın temel hedeflerinden biri şu anda belirgin olan Türk Devleti'nin işgalci saldırılarının bir şekilde karşısında durmak, ona karşı tutum almak ama görünen o Güney Kürdistan yönetimi bu konuda çok durağan davranıyor. Sessizliğini koruyor. Özellikle KDP'den bu konuda olumsuz yaklaşımlar da geldiğine dair orada Türk askeri varlığını görmeyip PKK'ye dönük tutumu sertleştirdiğine dair bilgiler de geliyor. İşte en son YDPG'linin orada
yine KDP'li güçler tarafından saldırıya uğradığına dair, şehit düşürüldüğüne dair bilgiler de var. Ciddi de bir durum aslında. Yani konferans esnasında da gelen bir haberdi, bilgiydi bizim de takip ettiğimiz kadarıyla. Bunları nasıl yorumlamak gerekir? Bu sessizliği nasıl yorumlamak gerekir? Ciddi anlamda bunun önüne geçmek için nasıl bir tutum almak gerekir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya aslında imam vekil çok hani o nasıl beklentiler, talepler, tartışmalar, ihtiyaçlar üzerine çok da geniş bir değerlendirme yaptı. Belki hani bu dönem için tarihsel bir fırsat süreci, bir yüzyıl başlangıcı da denilebilir. Çünkü yeni işte uluslararası sözleşmelerin yenilendiği, işte yüzyıllık var olan sözleşmelerin yeniden şekillendiği, Orta Doğu'nun yeni bir şekillenmeye girdiği bu süreçte aslında Kürtler açısından tarihsel bir fırsat var önümüzde. Ve bu fırsatı gerçekten değerlendirebilirse Kürtler, yani birliğini ortaya koyarak, işte kişisel çıkarlar, partisel çıkarlar, ailesel çıkarları bir tarafa bırakarak, işte küçük olsun benim olsun, bu bölge benim, ben burada kalayım, onun haricinde her yer yansa da çok problem değil, ya da ben burada olayım, buradaki egemenliğimi devam ettireyim, ama bu işte Kürtlerin bütün toplam ihtiyaçlarını, çıkarlarını karşılamasın mantığıyla hareket edeceğimiz bir süreç değil. Yani bu süreç gerçekten bir araya gelip bütün işgallere, yani bütün işte hak gasplarına, Kürtlerin varlığına yönelik saldırılara karşı ortak ses yükseltme günü. Çünkü aslında biz her ne kadar işte bazı güçler sanki birbirinden ayrıymış gibi kendi tariflese de, kendi başka bir yere konumlandırsa da, biliyoruz ki egemenler, ulus devletler bizi birbirimizden ayırmıyor. İşte Rojava'daki Afrin'e işgal nasıl gerçekleştirdiyse, işte biz hatırlıyoruz hep beraber. Güney Kürdistan'da referandum tartışmalarında Türkiye'nin tavrını hepimiz hatırlıyoruz. Ya bugün işte ilişki geliştirmek istedikleri, dönem dönem işte maalesef ortaklaştırdıkları AKP-MHP ittifakının tavrını biliyoruz. O dönem işte muslukları keseriz söylemlerinden tehditlere kadar, yani çok da bir tabii ki yani kuru ekmeği, ya bu neydi aslında? Yani siz orada kendi kararınızı kendiniz veremezsiniz. Verirseniz eğer, hani benim söylediğim çerçevenin dışına çıktığınız anda müdahale ederim. Ve gerçekten şu anda Güney Kürdistan'da yönelik bu oluşturulan atmosfer aslında bütün Kürtler açısından savunmayı ortadan kaldırıyor. Çünkü düşünün ki şu anda birçok Güney Kürdistan'ın birçok noktasında üsler oluşturulmuş biçimde ve Türkiye istediği zaman istediği bölgeye girebilir. Bunu Afrin'de gördük ve girdiği bölgelerde işte oranın halkının kendi yaşam tarzını devam ettirmesine, kültürüyle, kimliğiyle, varlığıyla yaşamasına izin vermedi. Afrin'e ilk girdiğinde bütün tabelaları indirdi. Tıpkı tabii şeydeki gibi, Bakur'daki gibi, yani çok farklı değildi. İşte gitti, belediyeleri işgal etti. Hepimiz işte Diyarbakır'da imam vekilin belki daha yakın takip etti. Ben Batman'dan, ama hepimiz gözlemledik. Siz de basın olarak takip ettiniz. Girdiği yerde tabelaları indirdi. İşte gittiği yerde varsa bir Kürt tarihinde önemli bir ismi olan bir şahsiyetin işte varlığını ortadan kaldırmaya çalıştı. Binlerce yıllık tarihimizi ortadan kaldırdı. İşte Hasan Keyif'le beraber. Ahmet Han'ın isminden tutun. Ya bunlar şimdi bir bak, bunun toplamına baktığınızda gerçekten Kürtlerin karşı karşıya gelmesinden kim fayda elde edecek? Yani hangi güç fayda elde edecek? Kim büyüyecek? Kimin işte kimin çıkarına bu karşı karşıya gelme? Ya da kimin çıkarına bazı süreçlerin önüne alma? Belki ayrı konuşuruz. O da önemli bir başlık, ama özellikle Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'daki bunca askeri yapılanmasının en büyük riski, en büyük tehdidi Güney Kürdistan halkına ve yönetimine değil mi? Bunu görmemek öyle. Nasıl değerlendirilir? İşte onu söylüyorum. Zaten kendi savunma mekanizmamızı ortadan kaldırıyoruz. Yani orada şu anda Güney Kürdistan'ın toprağına girmiş, orada bir egemenlik ilan ediyor. Kendi egemenlik hakkını ihlal ediyor. Ama oradaki ne bölgesel ne diğer işte merkezi hükümetten ses yok. Irak merkezi hükümetinde bu konuda bir tepkisi yok, bir refleksi yok. Ya da işte Suriye'de merkezi hükümetin bir refleksi yok. Yani en büyük refleksi oranın kendi has halkına karşı geliştirenler, oranın kendi varlığına karşı geliştirenlerin sesi yok. Ya bu dediğim gibi hani
kim buradan çıkar elde edecek? Biraz bence düşünmesi gerekiyor. İşte bazı güçlerin, işte KDP'nin biraz düşünmesi gerekiyor. Oraya geldiğinde kim buradan fayda edecek? Kimin çıkarına bu? Yani bir işte dönemsel çıkarları olabilir, ailesel çıkarları olabilir. Bir dönem işte iktidarını yürütmek istiyor olabilir. Ama toplamda bütün Kürt halkı kaybediyor. Biz kaybediyoruz. İşte orada Mahmur Birleşmiş Milletler denetiminde bir yer ve Birleşmiş Milletler denetimindeki bir yer şu anda her gün bombalanıyor. Ya bu kadar vahşeti görmezden gelir de Şengal. Yani daha işte 74. ferman olarak tanımlanıyor Şengal'de yaşananlar. Ama Şengal şu anda işte kilometrelerce uzaktan Türkiye'ye gidip orayı bombalıyor ve bunun karşısında güçlü bir refleks verilmiyor. Evet. Bunu yani bence biraz şapkanın öne koyulması gereken bir süreç yani bu güçler açısından. Evet, şapkanın önüne koyulması gereken bir süreç ama biraz önce konuştuk, Şengal'de hastane bile bombalandı. Ama buna karşı dünyada da uluslararası alanda da çok ciddi bir sessizlik var. Yani sadece Güney Kürdistan yönetiminin ya da KDP'nin diğer partilerinde aslında çok ciddi anlamda bir refleksi de yok. Bu tabloya baktığımızda uluslararası güçler de sanki hiç görmezden geliyorlar. Bu ciddi bir durum değil mi? Uluslararası güçler, yani Türkiye'den ne beklentileri var, Türkiye'den ne bulmuşlar ki gerçekten bu kadar sessiz kalıp aynı zamanda suça ortak olabiliyorlar? Bir de hangi pazarlıkları var? Ayşe Hanım yani, da o soruyu eklediyiz. Evet, evet. Şimdi NATO olsun, Rusya olsun, Çin olsun, Birleşmiş Milletler olsun, hepsinin bu konuda sessiz kaldığına hepimiz şahidiz. Yani bu sürecin sessiz kalanların yani bu kadarı da olmaz artık dedirten bir durumda karşı karşıyayız. Ama bunun nedeni nedir? Niye sessiz kalıyor? Bizim beklentimiz nedirin dışında? Eğer biz o gücümüzü bir araya getirebilseydik bundan hiçbiri sessiz kalmayacaktı. Düşünün. Türkiye'de tezkere çıkıyor mecliste. Meclisteki 5 partiden 4'ü bu tezkereye evet diyor HDP'nin dışında. Evet nedir? Yani başka bir ülkenin toprağına gidip oranın toprağını işgal etmektir. Buna yani siyasiler, Türkiye'deki 80 milyon halk, HDP'nin dışında kalan diğer halklar hepsi göz yumuyor. Ya gidin, işgal edin deniliyor. Fakat Libya'ya bir tezkere çıktığı zaman işte CHP gibi bazı partiler karşı çıkıyor. Oraya tezkere çıkarma diyor. Ama Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya, Kürdistan'a çıktığı zaman bunlar bu tezkereye evet diyor. Şimdi NATO da bunun aynı durumunda. Şimdi NATO bütün gücüyle uluslararası ordu koalisyonla beraber Orta Doğu'da, yani Kürdistan topraklarında daha doğrusu. Yani Kürdistan toprağının bir kısmı Suriye'de, bir kısmı Irak'ta duruyor. Ve Türkiye zaten içinde var, NATO'nun içinde olduğu bir devlet. Buna rağmen bu tür işgallere karşı sessiz kalınıyor. Arap alemi sessiz kalıyor. Yani bunun mutlaka ve mutlaka nedeni onlarda değil, kendimizde aramamız gerekiyor. Yani Kürtler bu konuda onların sessizliğinin nedeni kendilerinde araması gerekir ki o da Kürtler ortaklaşması gerekiyor. Yani birliklerini oluşturması gerekiyor. Yani bir tane Kürt'e... Şöyle evet. Dediğiniz önemli olduğu için araya girip soruyorum. Kürtlerin kendilerinde bu nedeni araması gerekir diyorsunuz ama diğer taraftan insanlık suçu işleniyor. Kürtler hiç bir araya gelmediğinde katledilmeyi hak mı ediyorlar? Yani sonuç itibariyle çocuk, kadın, sivil, günahsız onlarca, yüzlerce, binlerce insan öldürüldü. Ve bu aynı zamanda bir insanlık sorunu, vicdan, ahlak sorunu. Yani bu sadece mazlum halklara çıkarılacak bir sonuç gibi gelmiyor. Bana onun için araya girdi. Evet, kapitalist, emperyalist yönetimde de, sistemde insanlıktan önce çıkarlar öndedir. Ve bunda tarih boyunca bunu gördük. Şu anda da Kürdistan'da daha fazla devletlerin çıkarı öne geçti. Ve nasıl yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını talan ederim, alırım, kurtarırım. Kimin vasıtasıyla yapması umurunda değil. Hedefi Kürt topraklarındaki zengin
enerji kaynaklarına sahip olmaktır aslında. Yani yoksa durup dururken Amerikalıların son 20 yılda Kürdistan'da o kadar boy göstermelerinin başka bir nedeni yoktur. Burada Kürtler kendi topraklarına, kendi çıkarlarına, kendi doğasına, kendi enerjisine sahip çıkmadığı zaman bunu bir şekilde 3-5 kuruş kazanayım diye bazı yapılar bundan kar sağlayayım diye kendi halkıyla beraber hareket etmediği sürece, ulusal refleksini göstermediği sürece bunlar bu tanımlarına devam ettirecekler. Böyle daha rahat görünür. Ama nasıl ki kendi toprağına, kendi enerjisine, kendi zenginlik kaynaklarına, kendi ulusal değerlerine Kürtler sahip çıktığı zaman onlar bunun hesabını yapacaklardır. Tamam, belki de böyle birden şöyle diyeyim, Kürdistan'da referandumda %92 gibi ezici bir çoğunlukla bağımsızlık bir şekliyle evet denilerek onaylandı ama buna rağmen her taraftan saldırdılar. İradeyi hiçe saydılar eğer bir iradi durum söz konusu ise. Yani, aynı zamanda Kürdistan'daki güçlerin de görmesi lazım. Doğru, ama şundan tarihte ders almamız gerekiyor. Mahabad Kürt Cumhuriyeti kurulduğunda yine bu emperyal güçler tarafından yıkıldı. Yani biz ondan ders almamız gerekiyor. Şu anda Kürtlerin kazanımları var. Bir yerde resmi olarak bir federasyon kazanımı var, Kürdistan Federasyonu var. Bir yanda da fiili olarak oluşturulan bir yönetim var Rojava tarafında. Özellikle bu. Yani bu kazanımlar da böyle devam ederse, bu baskılar, Kürtler bir araya gelmezse o da gider. Dikkat çekmek istediğim konuların aslında bir tanesi bu. Yani uluslararası güçlerde, emperyal güçlerde yani vicdan, merhamet, din, iman aramak yok. Onlar kendi çıkarları için savaşıyorlar. Yoksa durup dururken 20 bin kilometre ileriden Amerikalılar gelip burada savaşma ya da Afganistan'da savaşmazlar. Yani bu o çıkarlar var. Yani gelirken işte ben özgürlüğü getireceğim diyor. Ben barış getireceğim. Öyle değil yani. İşte Irak'ta 30 sene yakındır var, Irak'a özgürlük mü geldi? Irak devleti, şu anda devlet diye bir mekanizması yok Irak'ın merkezi hükümetinde. Evet, hani bundan harekette. Sizin dediğinizde evet. Sonuç itibariyle Kürtlerin de kendi milli çıkarları için bir araya kesinlikle, gelmeleri bu konuyla kesinlikle. Ilgili eğer onu bir çalışma yürütmeleri şart diyorsunuz. Evet. Bu yüzyılı da kaçırırlar eğer onu kaybederlerse. Peki onu konuşacağız daha zamanımız var. Evet. Biraz önce bahsettiniz ama ben araya girdim doğrusu biraz daha geniş konuşalım diye. Çünkü çok ciddi bir durum. Kürtleri karşı karşıya getirme politikası. Bunun zararını Kürtler çok yaşadı. Çokça konuştuk. Tekrar etmeye gerek yok ve gerçekten çok ciddi kayıplara da kazanımların yok olmasına da neden oldu Kürtler açısından. Şimdi aynı tablo Güney Kürdistan'da bir kez daha Türk Devleti tarafından yaşama geçirilmek isteniyor. Şimdiye kadar başaramadılar ama o risk giderek de arttı. Son yaşanan gelişmeler de bunu gösteriyor. Gerçekten bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Türk Devleti'nin uğursuz tutumunu nasıl teşhir etmek gerekir? Türk Devleti'nin o tutumuna güvenenleri, onların bu tutum, bu yaklaşım üzerinden kendilerine gelecek, oluşturacaklarına inanmalarını nasıl önüne geçmek gerekir? Ya ben az önce şu söyledim, yani bence gerçekten herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir süreç. Yani özellikle kendi ulusundan, kendi aslında bir arada olacağı güçlerden uzaklaşıp işte emperyal hayaller peşinde koşan bir devletle aynı yolda yürümenin risklerini de görmesi gerekiyor bence özellikle KDP'nin. Çünkü şu anda Türkiye emperyal hayallerle hareket ediyor. İşte bir taraftan Afganistan'da bir sürecin içerisinde yer almaya çalışıyor. Bir taraftan işte Libya konusunda tavrı belliydi. İşte Doğu Akdeniz meselesi, Suriye, Irak ve Orta Doğu'nun birçok yerinde aslında benzer bir biçimde aslında büyük egemen güçler gibi kendi bazı emperyal hayalleri var ve uluslararası güçlerin birçoğuyla da ortaklaşarak ilerleyen bir süreç. Yani şimdi Türkiye'nin sadece kendi başına bu kadar politikayı belirlemesi, bu kadar işte Orta Doğu'nun neresinde hangi taşını kaldırsanız altından çıkması çok tesadüfi bir durum değil.
az önce sizin sorduğunuz, İmam Vekilimizin de cevapladığı gibi, yani emperyal güçler bu meselenin bir parçası. Dönem dönem işte fiili olarak bu savaşın bir parçası haline geldiler. Dönem dönem daha vekaleten, bazen aracı kılarak bu savaşı bir tarafı haline getirdiler ve derinleştirdiler. İşte Sayın Öcalan'ın Suriye'den çıkartılmasına kadar vardırdığımız uluslararası komplonun devamı olarak da aslında nitelendirilen bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bugün de işte Kürtler gerçekten bu yüzyılın başında tekrar bir yeni bir işte o bütün sınırlar belirlenirken, işte Orta Doğu tekrar şekillenirken bir araya gelip kendi öz varlığıyla, öz gücüyle, Orta Doğu'daki diğer halklarla beraber yeni bir yaşam inşa edeceği süreci tartışması gereken bir yerde maalesef tekrar işte iç savaşı, işte karşı karşıya gelmeyi, işte bütün enerjimizi birbirine harcayacağımız bir süreç tekrar tartışmaya başladık ve aslında süreç daha da kızışacak gibi bir maalesef atmosfer var karşımızda. Yani özellikle bazı atılan adımlarda da son ortaya çıkan gelişmelerde. Ama halkın gerçekten bunu kaldıracak durumu söz konusu değil. Yani daha önce de işte birçok konferanslar yapıldı, bir ulusal birlikler için yani birçok görüşmeler yaptık, halkla bir araya geldik ve gördük ki aslında halkın talebi, beklentisi bir arada olmak. Bu yüzyılı da tekrar işte dört parçada, dört ulus devlet arasında paylaşılmış hakları, kimlikleri, tarihleri yok sayılmış bir biçimde yaşamak istemiyor Kürt halkı. Kürt halkı işte bir partinin kendi ulusu, kendi bireysel çıkarlarını ya da partisel çıkarlarını, hizbini, işte ailesini ön plana çıkartarak bu yüzyılın berhava edilmesini kabul etmiyor. Ve aslında Kürt halkı duyguda bir birliği de yakalamış durumda. Hani belki yani gerçekten bizim hep beraber yapacağımız biraz bu. Yani biz mesela kadın konferansında da bunu çok detaylı tartıştık. Biz bir araya geleceğiz. Yani işte bir partinin gelmesi durumu söz konusu değil. Yani biz halk olarak, Kürt halkı olarak nasıl bir araya geleceğimizi tartışmamız lazım. Bu birliğimizi nasıl güçlendireceğimizi tartışmamız lazım. Başka şansımız yok. Çünkü Türkiye'nin yüzyıllık planıdır bu. İşte Kürtleri bölerek, parçalayarak yönetme. İşte koruculaştırdı, bazı aşiretlerin yanına taşıdı. İşte son süreçte bazı aileleri partimizin önüne oturtarak bunu geliştirmeye çalıştırdı. Makul Kürtleri yarattı kendi cephesine. İşte AKP'nin içerisinde var Kürt. Yani işte kendi Kürt'ü, makul Kürt ama kimliğini, kimliği için mücadele eden ama kimliğini ifade etmekten etmekten çekinmeyen özgür Kürt'ü görmek istemedi AKP. İşte bir taraftan da makul ve karşıtı olarak da ayırmaya çalışıyor. Bütün bu ayrıştırmalara karşı bizim Kürt kimliğiyle bir araya gelmemiz lazım. O ulus bilinciyle, o refleksiyle hareket etmekten başka şansımız yok. Bir yüzyıl daha kaybetme lüksümüz yok. Çünkü bir yüzyıl demek aslında o asimilasyon politikalarına, yok olma politikalarına kendimizi feda etmemiz anlamına gelir ve halkın da artık bunu kaldıracak gücü yok. Yani tüm Kürt halkının da. Kürt halkı bir yüzyıl kaybetmez ama herhalde bir bütün olarak 1915'te Ermeni halkının başına gelenler Kürdistan'da da yaşanır. Böyle bir tablo yaşama geçerse eğer ciddi anlamda görünen durum bu. Yayına başlamadan önce gün içinde düşen haberler vardı. Birincisi dikkat çekiciydi. Irak, Suriye ve Türkiye, daha doğrusu Suriye'de Ali Memlük, Türkiye'de Hakan Fidan, ikisi de istihbaratın başında, Bağdat'ta bir araya gelecekler. Bağdat'ın da işe dahil olduğunu bir şekliyle gösteriyor. Gerçi bu Suriyeli Miraç Ural tarafından, hükümete de yakın, Kürtlere de yakın, Suriye hükümetine de, Suriye'deki Kürtlere de yakın duran bir Türkiye'li devrimci, onun tarafından yalanlandı, yok dedi ama Türkiye'de de hükümete yakın kaynaklar bunu yazdı. Yani Türkiye gazetesi yazdı, işte Yeni Çağ gibi gazeteler yazdı. Bir de hemen ardından akşam saatlerinde bu sefer haber ajansına, ANHA'ya bir haber düştü. ABD ve Rusya'nın daveti üzerine özerk demokratik yönetimden bir heyetin bu ülkelere gideceği yansıdı basına. Üst düzey görüşmeler yapacağı yansıdı basına. Kimlerle görüşüleceğine dair ajansta bilgi yok. İsimler dönüyor etrafta ama sonuçta resmi bir açıklama yok.
Trafik birdenbire bir yoğunlaştı böyle. Siz doğrusu bu işi değerlendirirken ne görüyorsunuz? Bu trafik yoğunlaşmasının altında ne var? Bir de şöyle bir tablo da var. Yani hepsi, özellikle Egemen devletler ve emperyal devletler, yemin etmişçesine de Kuzey Kürt hareketini bastırmaya dönük bir çaba ve bir yaklaşım göstermeye devam ediyor. Evet. Şimdi şöyle diyeyim, biz HDP olarak bu yazın, ben yaz sıcağında, herhalde Kürdistan çok daha sıcak, bu yazın sıcağında son 1-1,5 ayda hemen hemen bütün il, ilçe ve köyleri gezdik. Vekillerimiz olsun, eş genel başkanlarımız olsun, parti yöneticilerimiz olsun gezdik. Şunu gördük halk arasında. Halkta büyük bir şey var. Yani HDP'ye karşı büyük bir ilgi var. Yani gelişen sıcak bir karşılama var. Sahip çıkma var kendi kimliğine, kendi kültürüne sahip çıkma. Hepimiz bunu şahidiz gördük. Bu aslında diğer parçalar için de geçerli. Yani böyle bir gelişme, yani kendi kimliğine, kendi kültürüne, kendi yönetme talebi hep dört parça Kürdistan'da var. Ama hani Rojalat Kürdistan'daki durumu dışa biraz kenara atarsa, üç parça Kürdistan bunun için büyük bedeller verdi ve vermeye devam ediyor. Bu direniş, bu başkaldırı, bu kendi toprağına, kendi kültürüne, kendi insanına, kendi kimliğine sahip çıkma karşıdakileri rahatsız ediyor. Yani işin gerçeği ne yapması gerekiyor bu rahatsız olan sözü geçen devletler? Zaten yani sizin dediğiniz basının dışında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri şunu açık anlatıyor birinci ağızdan, diyor ki biz istihbarat güçlerimiz Suriye ile görüşüyor diyor. Suriye rejimiyle görüşüyor diyor, istihbarat güçleri görüşüyor. Bu birinci azından hükümet açıklıyor. Yani bu görüşmeler dönem dönem trafiği hızlandırıyor. Dönem dönem de belki böyle yavaşlıyor ama şu anda hızlı bir trafik dönemi. Daha önce de biliyorsunuz Astana görüşmeleri falan, Rusya'nın, İran'ın, Türkiye'nin içine yer aldığı bu görüşmeler, oradan başlayarak sonra Soçi falan dönen görüşmeler de aslında bunların bir parçası. Şimdi biraz önce de zaten söz etmiştim. Sadabat Parkı, Bağdat Parkı, Sento, ona da bunların bir örneği. Ne zaman ki Kürt ulusal mücadelesi bir seviyesi yükselince ve talepleri elde edince, bu tür görüşmeler, bir araya gelmeler, bu trafik fazlalaşıyor. Ama bugün bu yan yana gelen bu emperyal ya da sömürgeci devletlerin bu görüşmeleri artık biz Kürtleri bastıralım, yok edelim temeli üzerinde ne kadar da olsa bunun imkansız olduğunu onlar da biliyor. Yani artık bu netleşen bir durum. Ne ediyorlarsa yok edemiyorlar. Edemezler de. Çünkü büyük bir halk ve talepleri meşru, talepleri var. Bu talepler karşısında ne yaparsa yapsın başarılı olamazlar. Yani dönem dönem olmuştu daha önceki dönemlerde. Fakat artık bunun imkansız olduğu görüldü. Tekrar yani benim özellikle son 10-15 yılda üzerinde çalıştığım Ulusal Birlik'e geleceğim. Yani Ulusal Birlik şekillendiği sürece, yani tartışıldığı sürece, artık bunların tartışma dahi rahatsız eder ve Kürtler buna sahip çıkar. Bakın Kuzey Kürdistan'da bütün Kürt parti ve örgütleri, yani bütün diyorum belki bir tane iki tane yani küçük parti örgüt dışında, hepsi Kürt Dil Platformu'nun ismi altında Kürt diline, kültürüne sahip çıkma konusunda yan yana gelebiliyor. Gelebiliyor. Bir ulusal birlik çalışmalarında büyük bir kısmı yan yana gelebiliyor ve bunu seçimlerde olsun, normal yaşamda olsun, Kürtlere olan saldırıda olsun, bunu tartışıp bir yere taşıyabiliyor. Yani artık Kürtler de yan yana geliyor. Bu da onları korkutuyor daha fazla yan yana gelmelerinde. Nasıl bu sorunu çözelim? Düşüncesi daha fazla ağırlaşıyor. Şimdi Irak'ta ve Suriye'nin demografisi,
yani oradaki yaşayan insan profili Türkiye ile aynı. Nedir? İşte Irak'ta Arap var ya da Suriye'de Kürt var. İşte inançlar temelinde Aleviler var, yani Şiiler var. Başka büyük irili ufaklı halklar var. Türkiye'de aynı bulunan aynısı var. Yani Kürtler var, işte inanç temelinde dini gruplar var. Hı hı. Ve de işte Türkler var, Kürtler var. Irak, Suriye, Türkiye çok birbirine benziyor bu alanda. Yani onların başına yani gelen diye demeyeyim de yani şu anda içinde oldukları durum Suriye ile Irak'ın, Türkiye bunun içinde olmaması için hiçbir neden yok. Bu da Kürtler hazırlıklı olursa yani çok rahat kendi özgürlüklerini çok rahat alabilecek durumdadırlar. Yani o tabii ki bunu Kürtler belirleyecek hangi yöntemle, hangi statüyle olacakları konusunda, ama anmalı hiçbir neden yok. Bu da onları rahatsız ediyor. Sizin dediğiniz gibi de işte yan yana gelmeler istihbaratı temelde ya da açık açık geçen gün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Irak'a gitti. O Macron katıldığı toplantıya kendisi katıldı. Bağdat zirvesine. Ve ne yaptı? Yani kendisini de tehdit etti bütün şey. Ne oldu? Hiçbir şey. Yani tehditlerle artık Kürtler pabuç bırakmaz diyorlar. Kürtler artık tehditlere boyun eğecek halk değil. Oyunu oynadı sanki. Aynen. Yani Kürtler tehditlere boyun eğecek halk değil artık. Yani Kürtler bir Kobani'de biraz önce siz de değindiniz kuliste 4000 tane şehit verebiliyorsa yani artık bir ilçe, bir ufacık bir ilçede kendi onuru, kendi halkı, kendi ulusu için bu kadar şehit verebiliyorsa ve dünya onu takdir ediyorsa, artık Kürtler bu tür tehditlere bence boyun eğmeyecektir. Diyorsunuz, boyun eğmez. Buradan aslında kalan zamanımızı da biraz HDP üzerinden değerlendirelim istiyorum. Siz aynı zamanda HDP'nin önemli bir gücünün, öyle diyelim, kadın meclisinin sözcüsünüz. Bir tek eş sözcülük sizde yok değil mi? Evet. Tek sözcüsünüz. Buradan şimdi aslında kamuoyunda bir umut da yarattı doğrusu bizim izlediğimiz kadarıyla. Üçüncü yol siyasetinin arasında bir şekilde yeni bir çerçeveyle güncellenerek kamuoyuna sunulacağına dair birçok şey konuşuluyor. Ya ittifaklarla ilgili, seçimlerle ilgili, değişik şeylerle ilgili, işte gazeteci torba, ağız torba değil ki bizesiniz. Nedir gerçekten bunca umut pompalayan HDP'nin yeni bir siyasetle Türkiye'nin gündemini belirleyeceğini ifade eden bu yeni siyasi çerçeve, yeni yol haritası konuyla ilgili ne ipuçları vereceksiniz? Açıklanacak. Ben sorayım sorumu da. Açıklanacak, ben oraya gelmeden önce. Peki, oraya da geleceksiniz ama kısmen. Oraya ben gelmeyeceğim, zamanı geldiğinde gelinecek. Yok, ben açıklamanızı istemiyorum ama öyle bir dayatmam da yok şaka. Cidden bir beklenti yarattı altta yani. Ya aslında uzun süredir HDP Türkiye açısından umudun adresi haline geldi. Bunu bir propaganda ya da işte bir klasik siyasetçi söylemi olarak söylemiyorum. Nasıl ki işte biz Orta Doğu'da işte Kürtlerin bir ortaya koyduğu alternatifin, işte Rojava'da ortaya çıkan o projenin kendisinin, modelinin kendisinin bütün Orta Doğu'ya bir umut olması, işte Orta Doğu'da yeni bir yaşamın da aslında kurulabileceğinin göstergesi olması, adresi olması açısından çok önemliydi. Çünkü işte Orta Doğu'nun bir paradoksu halkın kendi, ulusların kendi içerisindeki krizi, ama bir paradoksu, bir krizi de halkların karşı karşıya getirilmesi, inançların karşı karşıya getirilmesi. İşte benzerlikler, işte bu üç ya da dört ulus devletin benzerlikleri aslında siyasetin de benzerliklerini getiriyor. İşte Kürtleri, Türkleri karşı karşıya getirmiş. İşte Alevi'yi, Sünni'yi de, işte Ermeni'yi, Müslüman'la da bütün kimlikleri karşı karşıya getirerek, bütün kimlikleri sürekli bir savaş halinde yürüterek kendi varlığını sürdüren ulus devletlerin, yani bunun bir de bu açıdan çok birbirlerine benzerler. Nasıl ki buna karşı işte Rojava'da ortaya çıkan o üçüncü yol, yani işte kadın özgürlükçü, ekolojik, demokratik, işte bütün halkların kendisini ifade edebileceği ama sinmeden, ama kendi hakikatlerini kaybetmeden
eden bir model varsa, Türkiye açısından da HDP tam da bu. İşte şu anda iki tane ittifak söz konusu ya da iki tane fikir şu anda Türkiye'de varlığını koruyor. İşte biri AKP-MHP, biri İYİ Parti, CHP. Aslında bu iki partinin de yani bu ittifakların da Türkiye açısından ortaya koyduğu perspektif belli. Ama bu sadece bir seçim olarak da düşünmemek lazım. Hani bu üçüncü yolu, üçüncü yol siyasetini. Türkiye'de problemlerin esasını tespit etme, bu problemlere çözüm bulma, ama ayrıştırmadan, ama yok saymadan, ama gerçekten daha özgürlükçü, barış ortamında çözebilecek başka bir parti var mı şu an, ya da başka bir alternatif? Ya da bütün Türkiye'deki bütün dertlerin dermanını kendi programda taşıyan başka bir parti ya da başka bir fikir şu anda Türkiye'de yok. Buna dediğim gibi bir klasik siyasetçi söylemiyle söylemiyorum. İşte biz HDP Kadın Meclisi olarak bir çalışma yürüttük. Kadın yoksulluğuna hayır kampanyası. Yaklaşık 17-18 ili gezdik. Ve her gittiğimiz yerde aslında Kürdünden, Türküne, Alevisinden, Ermenisine, Arabından dertlerin çok birbirinden farklı olmadığını gördük. Ülkede yürütülen bu siyaset, savaş siyaseti, işte ayrıştırma siyasetinin aslında ne kadar da bütün toplumda büyük bir etki yarattığını gördük. Yani sadece canları kaybetmiyoruz. Bir de bu ülkenin bütün zenginliklerini aslında kaybediyoruz ve bundan en fazla yoksullar, toplum, kadınlar etkileniyor. Ya da işte şu anda hangi bakış açısı bu ülkedeki bu karşılık politikasına çözüm getirebiliyor ya da ağzına alabiliyor. Ya da Kürt sorunu en temel sorun. İşte Kürt sorununun bunu bağlaması. Bunlarla ilgili yeni bir çözümleme, yeni bir somutlama mı var? Ya bu zaten HDP'nin kendi politikası, bu üçüncü yol. Hani belki biraz daha dönemi... Yeni olacak ne var yani, özellikle merak ettiğimiz? Ya aslında yeni değil, bu dönemi tekrar ifadelendirecek belki bir belge, bir söylem olacak ya da bir yol haritası diyebiliriz. Çünkü aslında çözüm her zaman tespit ettiğimiz çözümler ya da işte sorun her zaman tespit ettiğimiz sorunlar. Ama bunları nasıl çözebiliriz? Şimdi bunu hangi şöyle bir yaklaşım da var. Yani özellikle bu son Kürdistan gezilerinde, Türkiye gezilerinde hem HDP Kadın Meclisi'nin yaptığı kampanyalarda hem HDP'nin, DBP'nin, DTK'nin birlikte yürüttüğü halk buluşmalarında geçmişten farklı görüntüler ortaya çıktı. Hem kitlesel görüntüler ortaya çıktı, hem gerçekten büyük bir sahiplenme olduğu da görüldü. Van mitingi, Elek mitingi, yine diğer bölgelerde yapılan mitingler. Bu bir şekliyle yeni dönem siyasetine mi evrilecek, nasıl evrilecek? Tabii ki. Yani şu anda mesela biz az önce söylediğim gibi hani ülkede umut görülen bir parti ama bir de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir parti. Yani şu anda işte partimizin kapatması tartışılıyor. Bir taraftan bir kumpas davası devam ettiriyor. Eylül 20'den itibaren devam edecek. İşte siyasetin önü tıkanmış durumda. Bunları nasıl çözeceğimizi gittiğimiz her yerde aslında halkla da istişare ettik. İnsanlardan da görüşler, öneriler aldık. Yani bu ülkenin neye ihtiyacı var? İşte kadın problemi bu. Türkiye'deki en temel problem şu anda kadınların yaşadığı bu şiddet sarmalından çıkartmak için ne yapabiliriz? Hani bunu gerçekten bir reçetesi var mı? Ya da işte Kürt sorununun bu kadar çetrefilli bir hale gelmesi. Artık bu işte yürütülen yöntemin başarısız oldu ya da yürütülemediğini gördük. Şimdi buna nasıl bir çözüm öneriyor HDP? Yani tabii belki çok söyledik ama daha net bir çözümümüz var mı? Bunu halktan da aldığımız istişareler sonucu. İşte bugün ülke büyük bir ekolojik kriz içerisinde. İşte bir taraftan ormanlar yanıyor, bir taraftan ülkenin bir tarafı selden muzdarip. Ama iktidarın buna bir çözümü yok. Biz ekolojik bir hangi çözümü sunuyoruz bu işte toplumun tümüne? İşte büyük bir ekonomik krizde yüz yüze ülke. Yani neredeyse insanlar artık toplu kendini imha ediyor, intihar ediyorlar. Tüm partilerde nasıl bir yani? Hareketlenme tabii, var. Bir seçim tabii mi görülüyor yakında? Ya bence hani seçim ne zaman gelir bilmiyorum ama bizim açımızdan çok seçim çalışması değildi. Yani biz bir seçim, zaten biz hiçbir zaman kendimizi sadece bir seçim partisi olarak görmedik. Her defasında her zaman bir mücadele gerekçemiz var. Ve biz aslında bir mücadele yürütmek için de sahadaydık. Ama tam da işte bunların tümünü
nasıl çözeceğimizin biraz perspektifini de açıklayacağımız, bir yol haritasımız ifade edeceğimiz bir bekleyeceğiz. Açıklama arada olacak. Satır aralarından bir şey çıkaracağız ama sonucu yine bekleyeceğiz dediğiniz evet. gibi. Sayın Taşçıyer, sizinle devam ederim. Şimdi o seçim var mı diye Ayşe Hanım'a sorduğum son sorun. Farklı versiyonlarda diğer partilerde de görüyoruz ama onlarda bir benzerlik de var. Yani hem iktidar açısından baktığınızda hem muhalefet açısından baktığınızda aslında HDP'ye, HDP'nin siyasetine dönük çok farklı düşünmedikleri açığa çıkıyor. En çok da ikisi de, iki kesimde HDP'nin o direnişi geliştiren çizgisinden rahatsızlar ve ona karşılar. Şimdi bir de şöyle bir şey var, yani CHP'de de bir hareketlenme var. Sanki Kürtlere hoş görülmeye dönük yeni açılımlar peşinde. Güney Kürdistan'da yönetimi, diğer taraftan KDP yetkililerini, Sayın Mesut Barzani'yi ziyaret etmeleri de çok herhalde sıradan bir politika değil. Bir altyapısı var. Bunları birlikte düşündüğünüzde siz nasıl bir tablo görüyorsunuz önümüzdeki dönem için? Özellikle devlet katındaki politikalar açısından muhalefet ve iktidarıyla. Yani Kürt politikasını artık partiler belirlemiyor. Bizim mecliste bu süreçinde gördüğümüz durum bu. Yani derin devlet dediğimiz ya devletin işte ben bu ülkenin sahibiyim dediğim güçler bunu belirliyor. Bunu nerede gördük? İşte bizim fezlekelerin kaldırılması, yani dokunmazlığın kaldırılmasında gördük. Kılıçdaroğlu'nun söyledi, anayasaya aykırıdır ama ben oy vereceğim dedi. Neydi bunun davası? İşte bu devletin ona verdiği, kendisine göre briefinglerden sonra gelişen bir durum olduğunu gördük. Bununla ne yaptı? Aynı zamanda şunu yaptı. Yani başkanlık sisteminin önünü dahi açtı bununla. Ve bunu biliyordular. Yani böyle bir şey ya işte destek iktidara başkanlık sisteminin önünü açacağını dahi kendileri biliyordu ve öyle oldu sonuçta. Yani devlet politikası böyle yıllardan sonra kendisine göre çalışmaları olacak, var. Sonra bunu partilere havale ediyor. Partiler de buna göre gelişmeler yapıyor. Ne oldu? Erdoğan bu son 5 yıldan 6 yıldan sonra işte Ahmet'e geldi. Ben halen 2005 sözünün arkasındayım dedi. Ama işte HDP bozdu, şu bozdu, bu bozdu, onu söyledi. Ama bir karşılık bulmadı herhalde. Karşılık bulmadı. Bir günde vazgeçti çünkü. Hayır, bunu karşılık bulması anlamında demiyorum. Yani bir durup dururken bunu söylemesi bence düşünülmeye değer bir konu. Beraberinde de işte tarih boyunca Kürtlerin varlığını inkar eden bir CHP zihniyeti ne oldu? Güney Kürdistan'a gitti. Orada işte Barzani ile hükümetle ve partilerle temsilde görüştü. O da yetmedi. Ne zaman ki HDP kapatılacak ismi geçince, işte Anayasa Mahkemesi'ye dava açılmaya başlanınca HDP, CHP 20-30 tane vekilini Kürdistan illerine yollayarak bir çalışma içinde buldu. İki sefer, üç sefer bunu yaptı. Şimdi yakında yapmadığı durumlar. Nedir bunun karşılığı? İşte gelişen Kürt muhalefetine ya da gelişen HDP'nin çizgisine bir şekliyle karşı gelmek, o enerjisine, dinamiğine, yani kendilerini de bir pay almak ya da şirin görülmek gibi bir durumla karşı karşıya. Projeleri yok. Proje koysunlar ortaya. Kürt sorunu nasıl çözecekler? Türkiye demokrasiyi nasıl getirecekler? Talepler ne olacak? Bunu bir koysunlar ortaya. AKP'si, CHP'si, MHP'si, İYİ Partisi. Biz görelim. Yok, öyle bir projeleri de yok. Onu ortaya da koymuyorlar. Ama ne yapıyorlar?
işte ne yani Kürt oylarına, Kürt muhalefetine göz koyup hiç bugüne kadar üzerine eğilmediği konu yüzlerce, binlerce, hatta on binlerce hukuksuz bir şekilde içeride tutan Kürt siyasetçileri, milletvekillerini, belediye başkanlarını karşı gelmeyen bir zihniyet bugün sanki yeniden keşfediyormuş gibi Kürt coğrafyasını, Kürt illerine gelip işte ben Kürt sorunu çözerim, bana 24 saat verin ya da 4 gün verin gibi bir söylemlerle yapıyorlar. Bunlar gerçekçi ve inandırıcı değil. Bunun türbinlere oynamak mı diyeyim, Kürt halkının İşte belki ileride oylarını alırım düşüncesi midir diyeyim. Budur yani çözüm odaklı yaklaşım değil. Biz isteriz ki ana muhalefet partisi çözüm odaklı yaklaşsın bu işe. Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeyeceğine kadar Türkiye'ye demokrasi gelmez. Bunun örneklerini çok gördük. Şöyle bir şey sorayım. Yani sonuçta Türkiye'de bir devlet aklı var. O devlet aklının Güney Kürdistan'da KDP ile stratejik bir ilişki geliştirdiği çok açık. Yani bu sanki AKP ile yürüyen bir ilişkiymiş gibi görünür. Bu konuşulduğu için soruyorum. Yani gün içinde de tartışmalarda dile getirilen ibareler. Şimdi sanki işte bu ilişkiyi CHP'ye devrediyorlarmış gibi bir yorum var. Yani CHP aslında Güney Kürdistan'da Kürdistan bayrağının önünde görüntü verebilecek bir parti değil. Ulusalcı yanı ağır basan, ama devlet ona git bunu yap deyince de devlet haklı ya, sonuçta o da devletin bir parçası ya, gider bunu yapar. Bir ilişki devrimi söz konusu bu ilişki. Yani devretmenin dışında. Çünkü İnal Çeviköz gibi biri olunca da insan farklı düşünemiyor doğrusu o heyette. İşte zaten bu devretmenin dışında bence bu ilişkiyi meşrulaştırmak istiyorlar. Yani hani çözüm odaklı devletme değil de yani bu devletin kendi kamuoyunda tabii meşrulaştırmak, yani tepki duyurmamak anlamında bunu yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü AKP iktidarı dönem dönem gitmiş oraya gelmiş, fakat veya Türk kamuoyunda karşı çıkışlar falan olmuş. Fakat CHP'yi de oraya bir şekilde yollamaları kendi kamuoyunda biraz daha meşrulaştırmak girişleri ya da süreci diye yorumlanabilir diye düşünüyorum. Peki biraz pozitif ayrımcı davranalım. Bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi alalım. Sonuçta kadına öncelik tanıyınca konuklarımız da gocunmuyor, destekliyor bizi. Aynı şeyi size de sorayım. Gerçekten bu CHP'nin Güney Kürdistan ziyaretine dönük ne denebilir? Devlet kendi aklını yeniden birine mi devrediyor? Ya da başka bir hesap kitap ya mı var? Tabii ki yani çok olasılık dışı bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Yani sonuçta tabii bu dönemin devleti biraz AKP ile tanımlandı, biraz AKP devleti haline geldi, ama hani süreci nasıl ilerleyeceği, işte önümüzdeki seçimin neye evireceği, iktidarın, devletin iktidarı kime devredeceği, işte arka plandaki tartışmalar. Ya biraz bence süreç bize gösterecek. Yani bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Çünkü devletin en derinde yapılan hesapların bazen çok sonradan tespitini yapabiliyoruz. Yani tabii okumalarımız oluyor, biraz gözlemlerimiz oluyor. Bu konuda dönem dönem tahminlerimiz olabiliyor, ama arka planda hangi hesaplar yapılıyor, hangi hesaplar kimlerle yapılıyor, biraz zamanın da göstereceğini, ben çok olasılık dışı görmediğim bir mevzu, ama yani %100 böyle bir diye de. Ama özetle hayrı alamet bir değil, şey değil gibi görüyorsunuz. Tabii ki değil. Yani ya bir buna. Bence hani çoklu düşünmek lazım. Bir hayrı alamet olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama gerçekten bir taraftan da CHP'nin yani Kürtlerle ilgili yaptığı hesapları da hep beraber izliyoruz ve gözlemliyoruz. Yani İmam Bekir'in söyledi. Ama Kürtlerle ilgili hesabı Kürtlerin iradesini tanıyan, onları bir irade gibi gören bir hesap değil. Tıpkı AKP gibi. Yani oylarını alırız ama iradelerini tanımayız. Yani işte gideriz seçim dönemlerinde kendilerine gideriz, desteklerini alırız. Ama meselenin çözümüne geldiğinde meselenin adını bile koymaktan imtina ederiz. Kürt kaldı mı? Kürt tabii, yani problemleri var mı? Zaten ekonomik sosyal problemlerde onlar çözülür gibi. Yani birçok değerlendirme yapılıyor. Yani AKP'nin şu anda mevcut değerlendirmesi gibi. İşte Erdoğan niye mesela Diyarbakır'a geldi? Orada Diyarbakır'da verdiği mesajların anlamı neydi? İşte
yönelik süreci işte HDP bozdu diye adres göstermesinin arka planında ne vardı? Hepsi biraz daha hesaplar. Hani belki seçim 2023'ü bulur, belki 2022 olur. Hani bunun şimdiden bir öngörüyü söylemenin ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama şu çok net, Kürtler üzerinden sadece seçim hesapları değil, daha tarihsel hesaplar da yapılıyor. Yani işte Başur'da, Rojava'da, Bakur'da. Ama Kürtler de kendi hesaplarını yapıyorlar. Kürtlerin de derin ajandaları tabii ki var. Kürtlerin de ajandaları güçlü diyorsunuz. Doğrusu önümüzdeki dönem siyaset ısınacak, onu da biliyoruz. O ısınma sürecini de takip edeceğiz ama belki de önerilmesi gereken akıl şudur. Kürtlerin siyasi temsilcileri var. Kürtlerin sonuçta kanaat önderleri var. Kürt toplumunun sorunu nasıl çözüleceğini aslında isteyen çok rahat bulabilir. Belki de o akla seslenmek, o vicdana seslenmek lazım. Çok teşekkürler Ayşe Acar Başaran, HDP Eylek Milletvekili. İmam Taşçıyer, HDP Ahmet Milletvekili. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyiciler, bir özel programımızın sonuna geldik. Konuklarımızla Türkiye ve Kürdistan'ın sıcak gündemini tartıştık. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.